Merhabalar, iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu çıktı galiba. Bugün Kasım ayının ilk perşembesinde seminerlerimizi başlatıyoruz yine. Kasım ayı içerisinde bütün perşembelerde katılımınızı bekliyoruz. Bugün ilk seminerimizi Can Baran Aktaş verecek. TED Üniversitesi'nden geliyor kendisi. Orada öğretim görevlisi. Nüfus ve kentleşme eğilimlerinin 21. yüzyılda inşaat sektörüne etkileri seminerini dinliyor olacağız hep birlikte. Lafı fazla uzatmayayım ben. Sözü hocama bırakayım. Onun dışında meslek içi eğitimle ilgili herhangi bir görüş, yorum, şikayetiniz olursa beni bulabilirsiniz. 5. kattayım. MİAK Ankara hesaplarından da ulaşabilirsiniz. Tekrar iyi akşamlar diyorum. Hocam. Deneyim. Çalışıyor mu? Ses geliyor. Tamam. Öncelikle hoş geldiniz. Sesi biraz kısabilir misin? Şimdi nasıl? Tamam. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Gördüğüm kadarıyla hem genç inşaat mühendislerimiz burada, hem de deneyimli inşaat mühendislerimiz burada. Dolayısıyla her iki gruba da hitap edecek veriler, bilgiler olduğunu düşünüyorum sunumda. Bugün sizi nüfus ve kentleşme eğilimlerinin 21. yüzyılda, yani önümüze bakarsak ne bekliyoruz, ne ile karşılaşacağız? Özellikle genç inşaat mühendislerine hitaben kariyerinizde, profesyonel hayatınızda ne ile karşılaşacaksınız? Biraz göstermeye çalışacağım. Konuşmacı hakkında bu kısa özgeçmiş. Lisansım ODTÜ'den inşaat mühendisliği. Yüksek lisansımla aynı şekilde ODTÜ'den yapı malzemeleri alanında çalıştım. Doktora için Amerika University of Pittsburgh'a gittim. Orada aslında bunda da bahsetmekte fayda var. Lisansım her ne kadar yapı malzemeleri olsa da doktoraya geçerken bu yapı bilimi, structure, mekanik, yapı mekaniği alanında aslında başlamıştım. Fakat sonradan benim bu konulara her zaman ilgim vardı. Dolayısıyla ben tam oradayken bu konular yeni yeni kuruluyordu ve inşaat mühendisliğinin altında sürdürülebilirlik diye bir alt dal oluşturuldu. Ben her zaman bu konularla ilgiliydim diye atladım bir nevi çıkan bir projeye, bir fırsata. Ve doktorumu o konuda tamamladım. Daha sonra iki üniversitede olmak üzere yine Amerika'da öğretim üyesi olarak, önce yardımcı doçent, sonra doçent olarak çalıştım. Ve 10-11 sene sonunda Ocak ayında biz artık geri dönme kararı verdik Türkiye'ye. Ve buradayım. Herkes soruyor, pişman mısın diye. Değilim, mutluyum. Kararımızın arkasındayız. Teşekkür ederim. 2 Ocak itibariyle de TED Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum şu anda. Yeni inşaat mühendisliği alanında. Bugünkü konumuz İzem aslında bana gelince böyle bir konuda sunum yapmak ister misiniz diye gelince tabii ki dedim. Fakat sunumu hazırlamaya başlarken oldukça zorlandım açıkçası. Çünkü baktım ki aslında anlatacak çok şey var. Fakat bunu nasıl bu 45 dakika veya 1 saati indirebilirim diye düşündüm. En nihayetinde iki ayrı sunum oluşturdum. Bugün anlatacağım bunların ilki, nüfus ve kentleşme eğilimlerinin 21. yüzyılda inşaat sektörüne etkileri. Aralık-Ocak ayında bakalım bir ikinci sunum olabilir. Türkiye'de iklim değişimi ve bunun özellikle inşaat sektörüne etkileri konusunda ikinci bir sunum da olabilir. Her iki sunumda dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri geniş perspektiften değerlendirmeyi. Yani benim biraz çalışma konularım da, biraz düşünce yapım da o şekilde. Yani bu nereden geldik, niye buradayız ve nereye gidiyoruz gibisinden geniş perspektifle algılamaya ve bunu anlatmaya çalışacağım size. Bazı sorunlardan bahsedeceğiz. Amaç sizi karamsarlığa sürüklemek değil, kesinlikle. Fakat şuna inanıyorum, doğru kararlar verebilmemiz için, doğru planlar yapabilmemiz için veriyi, bilgiyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Geçmişimizi anlamamız gerekiyor. Geleceğe yönelik tahminleri çok iyi bilmemiz ve anlamamız gerekiyor. Size bunu aktarmaya çalışacağım. Ve inşaat mühendisliğinin, medeniyeti kuran mühendislik dalının mevcut krizi çözmedeki rolünün belirlenmesi. Bu da bir başka amacım. Evet, dünya nüfusundan başlayacağım. Baktığımız zaman çevresel sorunların aslında birçoğu
dünyadaki nüfusu veya ülkelerin nüfusuna bağlanabilir, bağlandığını görüyoruz tartışmada, medyada. Bunun doğruluk payı vardır. Dünyada hiçbir zaman şu anki kadar insan yaşamamıştır. Tahminlere bakarsak, dünya nüfusunun tarihi içinde aşağı yukarı 10 bin yıllık geçmişe bakarsak, tabii ki tahminlerdir bunlar. Fakat aşağı yukarı 10 milyondan, bundan 2000 yıl önce 250 milyona ve 1800, burada artık 1800 yılından itibaren daha doğru tahminler yapabiliyoruz. Yani bundan yaklaşık 200 yıl önce dünya nüfusunun, insan nüfusunun 1 milyar, ilk defa 1 milyar seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ondan sonra ikinci 1 milyarın eklenmesi aşağı yukarı 130 yıl, yani 1930'lara denk geliyor. Ondan sonraki 1 milyarın eklenmesi sadece 30 yıl, ondan sonraki 15 yıl, ondan sonraki 12 yıl ve yine 12 yıl. Ve 2011'de 7 milyar. Şu anki dünya nüfusu ne kadar biliyor musunuz? Tahminlere göre 7.7. 8'e ulaşacağız. Çok yakında ulaşacağız. Şu anda 2018 yılında tahmin edilen 7.7 milyar insan küresel boyutta. Şimdi bu sayıları tabii böyle gösterince evet artış grafiğini görebiliyorsunuz. Fakat grafiği gösterince ne demek olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Aşağı yukarı 10 bin yıl, 12 bin yıllık geçmişe baktığınız zaman bizim bu insan, küresel olarak insan nüfusundaki artış aşağı yukarı sadece son 200 yılda oluyor. 1 milyardan 7 milyara çıkması. Ki bu 7'de duruyor. Dediğim gibi şu an 7.7, 8'e yakın bir noktadayız. Peki bu geçmiş, bu olmuş. Bunu anlamak gerek, fakat ben geleceğe bakmak istiyorum. Biz nereye gidiyoruz? Ne olacak? Bundan 100 yıl sonra dünya nüfusu ne olacak? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü vereceğimiz kararlar, hem toplum olarak hem inşaat mühendisi olarak vereceğimiz kararlar bunu dikkate almak zorunda. Öngörülen dünya nüfusuna baktığımız zaman Birleşmiş Milletler genelde bu konuda nüfus konusunda çok gelişmiş modelleri var ve doğru tahminler yapıyorlar. İlk tahminleri 1960-1958 yılında yapmışlar. O zamanki dünya nüfusu aşağı yukarı 3 milyar ve demişler ki yeni yüzyıl gelirken 2000 yılında dünya nüfusu 6 milyar olacak. Şöyle bir düşünün. İlk kez böyle bir tahmin, ilk kez böyle bir çalışma yapılıyor. Birleşmiş Milletler diyor ki şu anda 3 milyarız ve bundan 40 yıl sonra 6 milyar olacak. Yani 2'ye katlanacak. Tabii ki ilk çıktığında çok büyük tepkiler doğmuş. Ya olur mu öyle şey, bu nasıl varsayımlar yaptınız, bu gerçek olur mu gibisinden. Fakat verilere baktığınız zaman neredeyse tamamen doğru çıkıyor. Aşağı yukarı 2000 yılında 6 milyar oluyor dünya nüfusu. Peki yeni tahminleri nedir? 21. yüzyılın sonunda, yani 2100 yılında şu anki tahminleri 11 milyar olması. Yani biz şu an 7.7'deyiz. O artış grafiği bir süre daha devam edecek. 11 milyara çıkana kadar. Burada da size bunu göstermek istiyorum. Bu ortada gördüğünüz, şöyle gösterirsem, kırmızı çizgi ortalama beklenti, aşağı yukarı 11 milyar seviyesinde. Tabii ki bir bilinmezlik var. Bu da güven aralığı olarak verilmiş. %80, %95 güven aralığı olarak burada verilmiş. Yani 10 ile 13 milyar arasında değişmesi bekleniyor. Fakat ortalama olarak 11 milyar kişi bekliyoruz dünyada. Bu 2017 yılında yenilenmiş. Yani en güncel tahmin şu anda bu. Türkiye'ye baktığımız zamansa durum bu şekilde. 1923 yılı Cumhuriyet'in kuruluşunu esas olarak aldım. Aşağı yukarı 14 milyonken 2018 yılında şu anki mevcut tahminlere göre 82 milyon. Bu ne demek? 6 kat artmış demek. Türkiye'nin nüfusu Cumhuriyet kurulduğundan beri 6 kat artmış demek ve artış grafiğini görüyorsunuz. Hafif üstel, bir miktar doğrusal, nasıl baktığınıza bağlı olarak nüfusu artıyor. Peki ne olacak? Sonsuza kadar artmaya devam mı edecek? Hayır, artmayacak. Bir nevi bu iyi haber. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu 2013 yılında, yani 5 yıl önce yapılan bir çalışma. 2050 yılı, yüzyılın ortasında, yani aşağı yukarı 30 yıl kaldı. Genç İMO, şu an öğrenci olan arkadaşlarımız, siz bunu göreceksiniz. Halen daha çalışıyor olacaksınız 30 yıl sonra. 2050 yılında 93-94 milyon seviyesine ulaşması Türkiye nüfusunun ve ondan sonra bir miktar azalışa geçmesi ve yüzyılın sonunda ve 2075 yılında da 89 milyon. Yani düşmeye başlaması bekleniyor.
Bu 5 yıl önce yapılan tahmin. Bunun etkilerini birazdan konuşacağız. Ne demek bunun, bu ne tür değişiklikler getiriyor, bunu nasıl planlayabiliriz, bunu birazdan konuşacağız. Önce verileri sunuyorum size. Bu Birleşmiş Milletler'in küresel olarak yaptığı gibi ülkeler bazında da çalışmalar yapıyor. Bu Türkiye için yaptığı çalışmanın sonuçları. İki çalışma arasında TÜİK'in yayınladığı sonuç ve Birleşmiş Milletler'in yayınladığı sonuç arasında çok büyük tutarlılık göreceksiniz. Arada birkaç yıl fark var. 2050 yerine 2055 yılında Birleşmiş Milletler zirve yapmasını bekliyor. 94 milyon yerine 96 milyon seviyesinde zirve yapmasını bekliyor. Fakat aynı şekilde ondan sonra bir azalış bekleniyor. Bu yüzyılın sonuna kadar bir azalış trendi bekleniyor. İkisi arasında oldukça benzerlikler var. Peki, bu toplam nüfus. Peki bu ne demek? Bu verinin bir kısmı. Esasen bunu böldüğünüz zaman, yani bu toplam nüfusu yaş gruplarını böldüğünüz zaman çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Şimdi onu size paylaşmak istiyorum. 3 gruba bölünmüş. 0-14 ilk yaş grubu. Bebeklik, çocukluk, daha çalışmaya, iş gücüne katılmamış bireylerden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler çalışmasından devam edersek 1950 yılından aşağı yukarı 2015 yılına kadar bu en son veri 20 milyona çıktığı görülüyor. Bu sayının şu anda esasen bu çalışmaya göre zirvedeyiz. Yani bundan sonra ilerleyen yıllarda 2020'den itibaren bir azalış trendi bekleniyor. Peki bu ne demek? Şu ana kadar baktığınız zaman her sene bu yaş grubundaki insan sayısı Türkiye'de artmış. Ne demek? Her sene bir önceki seneden daha fazla çocuk doğmuş. Her sene bir önceki seneden daha fazla çocuk okula başlamış. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bunu yine birazdan tartışacağım. Fakat devlet planlaması ve mühendislik planlaması hep bunun üzerine kurulmuş. Hep daha fazla yapılması gerekiyormuş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İlk defa bu yaş grubundaki insan birey sayısının azalacağı bir dönem yaşayacağız. Ve eğer bu tahmin doğruysa çok yakında yaşayacağız. Çünkü 2020 yılından itibaren azalışa zirve yapması ve azalışa geçmesi bekleniyor. İkinci grup 15-59. Bu daha çok çalışan grup. İş gücü, çalışan nüfus ülkenin iş gücü olarak bakılabilir. Burada durma henüz gerçekleşmemiş. Bir 15 sene kadar da artması bekleniyor 2030 yılına kadar. Fakat 2030 yılında zirve yapması ve ondan sonra kısa bir süre içinde bunun da aynı şekilde nüfusla beraber azalmaya başlaması gerekiyor. Peki diyeceksiniz ki 2050-2055 yılına kadar nüfusun artmasını bekliyoruz. Şu anki 82 milyon seviyesinden 96-94 milyon seviyesine. Her iki grupta düşüyorsa nasıl artıyor? Bunun cevabı da 3. grupta. 65 artı. 65 yaşından 65 ve daha üstü yaşlardaki insanlara baktığınız zaman esas artış burada bekleniyor. Şu anda yani tarihsel olarak baktığınızda aslında veriler çok çarpıcı. 1950 yılında aşağı yukarı 1 milyon olarak yuvarlayabiliriz. 2010 yılında 5 milyon seviyesine ulaşmış. 2018-2015 seviyesinde ise aşağı yukarı 6 milyon kişi 65 ve üzeri Türkiye'de. İlerleyen yıllarda gördüğünüz gibi bu yüzyılın sonuna baktığımız zaman ortalama tahminlere göre 27-28 milyon kişi bekleniyor. Şu anki 6 milyon seviyesinden. Peki o kadar gitmeyelim, 2050'yi hedef alalım. Genç arkadaşlarımızın kariyerlerinin devam edeceği yıl. Bundan 30 yıl sonrası aşağı yukarı. 2050 yılına baktığımız zamansa yine 19-20 milyon seviyesine çıkması bekleniyor. Bu ne demek? Şu an 6 milyon, 19-20 milyona çıkıyor. Bir İstanbul'un nüfusunu düşün. Türkiye'de ne demek İstanbul'un nüfusu? O kadar insan 65 yaş üzeri olacak. Şu anki 65 yaş üstü nüfusa göre. Gördüğünüz gibi bu şu anki beklentileri göre 100 yılın sonuna doğru artacak. Buralarda bir zirve yapıyor. 2090'larda zirve yapıyor. Aşağı yukarı 5-10 yıl ileri veya geri olabilir. Fakat en nihai değerin 27-28 milyon civarında olması bekleniyor. Peki, bu inşaat mühendisliği için ne demek?
Bunlar veriler, bunlar tahminler. Ona geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Size bir önce sunduğum TÜİK'in 2013 yılında yaptığı çalışmaydı. Bundan 6 ay kadar önce yaklaşık olarak TÜİK yeni bir çalışma yayınladı. Bu 2018 revizyonu başlığı altında geçiyor. Bu arada bağlantıları görebilirsiniz. Bütün slaytları koymaya çalıştım. Nüfus projeksiyonu 2018-2080. Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda, bu göç de dahil olmak üzere, ortaya çıkan ihtiyaç ve Türkiye İstatistik Kurumu revizyon politikası gereğince nüfus projeksiyonları yenilenmiştir. Ve bu çok yeni yapılan bir revizyon. Bir önceki tahminleri 93-94 milyon seviyesindeyken ve 2050 yıllarında zirve yapması bekleniyorken bu çok daha ileri atılmış durumda. Rakam olarak 94'ten 107-108 milyonu çıkartılmış ve zirvenin de aynı şekilde daha ileri bir tarihi 20 yıl 2070 yılına kadar atıldığını görüyoruz. Oranlara baktığımız zaman sayılarda tabii ki değişme var. Oranlara baktığımız zaman %1, %2 oynama var. Fakat oran olarak Birleşmiş Milletler raporuyla çok ciddi bir farklılık görünmüyor. Ufak farklılıklar var tabii ki. %1, %2, %3 bazı durumlarda. Fakat oran olarak değerlendirdiğin zaman yine çok ciddi bir farklılık yok. Evet, peki bunlar ne demek? Diyeceksiniz ki tamam, nüfusu artıyorsa artmış, bugüne kadar zaten artıyordu, bundan sonra da artmaya devam etsin. Bunun etkisi nedir? Şimdi bunun birçok etkisi var aslında. Burada sunmaya çalışacağım, peki bu inşaat mühendisliğini nasıl etkileyecek? Yani bütün aslında değerlendirmeyi, çalışmayı bizi ilgilendirecek, mesleki olarak bizi ilgilendirecek konuları sınırlandırmaya çalıştım. Ama siz düşünmeye, tabii beyin egzersiz olarak düşünmeye devam edebilirsiniz. Yani 82 milyondan 107 milyona çıktığı zaman toplumda ne tür değişimler olacak beklenebiliyor. Bunu da tartışabiliriz. Öncelikli olarak yaşlı nüfusun artışı, genç nüfusun sabitlenmesi veya azalması, hangi tahmine, hangi çalışmaya bakarsanız bakın, bu olacak. Yani rakamlar değişiyor. Fakat genç nüfusun sabitlenmesi ve yaşlı nüfusun artması, bu kesin gözüyle bakılıyor şu anda. Ekonomik etkileriyle beraber inşaat sektörünü de etkileyecek. Genç nüfusun değişen ihtiyaçları en başta okullar. Dediğim gibi bugüne kadar, Cumhuriyet kurulduğundan beri her zaman daha fazla okul yapmamız gerekti. Çünkü her sene daha fazla çocuk okul ihtiyacı vardı. Ve dolayısıyla devletin devamlı bu konuda yatırım yapması gerekiyordu. İlk defa azalan çocuk nüfusuyla karşı karşıya kalacağız. Bu ilginç bir şey. Fakat bu devletin planlamasına veya yatırımlarına da etki edecektir. Ve dolayısıyla okulları yapan inşaat mühendisleri, inşaat sektörü ve bunları yapan müteahhit firmaları da ister istemez etkileyecektir. Nüfusu azalan veya gelişmiş diğer ülkelere bakarsak benzer sorunların veya benzer etkilerin olduğunu görebiliriz. Japonya'dan örnek vermek gerekirse veya Amerika'da da benzer bir durum var. Bazı okulları kapatmak zorunda kalıyorlar ilk ve ortaokul seviyesinde. Çünkü o yörede o kadar çocuk kalmıyor ve dolayısıyla okul ihtiyacı kalmıyor. Güncel bir haber, nispeten güncel bir haber bulmaya çalıştım. Amerika'dan bu yüksek üniversite bazında yapılmış. Yani ilk ortaokul lise değil, yüksek üniversite bazında arz talep açığının yavaş yavaş olmaya başladığını ve her sene Amerika için üniversiteye gelen öğrenci sayısının azaldığını ve dolayısıyla şu anki mevcut üniversite sayılarını koruyamayacaklarından bahsediyor. Bu zaten ben Amerika'dayken de konuşulan bir şeydi. Aşağı yukarı 5-10 senedir böyle bir trend var. Benim burada vurgulamak istediğim tabii ki hemen okullarımızın kapanması değil. Öncelikli olarak şu an bazı sıkıntılarımız var. Bazı yörelerde, bazı illerde çok kalabalık sınıflar var. Bunun bir sebebi devletin yeterince hızlı yatırım yapamaması. Öncelikli olarak bu ihtiyacın doygunluk seviyesinin belirlenmesi. Peki bizim bu nüfusa bu kadar okul, bu kadar lise, bu kadar üniversite ihtiyacımız var diye bunun belirlenmesi ve o sayıya ulaşılması. Şu an bunun altındayız, söyleyeyim size, açıkça söyleyeyim, üniversite olarak da çok altındayız. Gelişmiş veya olmak istediğimiz diğer ülkeleri kıyasladığımız zaman. Yani söylemek istediğim hemen yatırımlar bugün dursun değil. Daha bir süre çok ciddi olarak yatırım yapılması ve bunun devam etmesi gerekiyor. Fakat bu doygunluk seviyesine ulaştıktan sonra bu gelecekteki nüfus projeksiyonları da hesabın içine veya planlamanın içine dahil edilmeli. Daha az çocuklu veya çocuksuz ailelerin konut tercihleri.
Nüfusun azalmasının veya sabitlenmesinin bir sebebi kentleşen nüfusta köyden kente olan göçten sonra ailelerin daha az çocuk yapması veya çocuk yapmamayı seçmesi, tercih etmesi gibi konularda çıkıyor. Bunun insanların yaşadığı yerlerde hem il olarak, şehir olarak hem de yaşadığı binalar, konutlar olarak da etkileri var. Bu konuda akademik yayınlar mevcut, oldukça yüksek sayıda. Konut tercihleri farklılık gösterebilir. Yani okuldan bağımsız olarak taşınma sıklığı. Çocuğunuz bir okula gidiyorsa belki de taşınmak istiyorsunuz ama hadi birkaç sene daha dişimizi sıkalım, okulu bitirsin ondan sonra. Değişen nüfus yapısıyla böyle bir etken ortadan kalkabilir. İş yerine mesafe gibi bir takım başka nedenlerden dolayı konut tercihlerinde farklılık olabilir. Yani mevcut trendlere baktığınız zaman gelecekte hep böyle kalacağını varsaymayın. 15 ila 59 yaş grubundaki durağanlık kısa vadede olmasa da kısa vadede artmaya devam ediyor. Fakat 2030'lu yılların ardından bu artık hissedilmeye başlanacak. Çünkü iş gücüne katılan insan sayısı şu ana kadar her geçen sene artmış. Türkiye'de, Cumhuriyet kurulduğundan beri. O yılı baz alarak alıyorum. 2030'lu yıllara kadar bu devam edecek. Fakat 2030'dan sonra artık bir durağanlık ve yavaşlama bekliyoruz. Yani her sene bir önceki seneden daha az kişi iş gücüne katılacak. İnşaat mühendisliğinin etkisi nedir? Diğer ülkeleri kıyasladığımız zaman aslında bu ilginç gelebilir bir kısmınıza. Nitelikli iş gücünü sektöre çekme ve tutma birer zorluk olarak karşımıza çıkıyor yayınları okuduğunuz zaman. Bunun nedeni nedir? Diğer ülkelere baktığınız zaman teknoloji ile ilgili firmalarda, sektörlerde iş bulmak, çalışma koşulları, çalışma saatleri, bunun verdiği bir nevi rahatlık demeyeceğim fakat esneklik genç yeteneklere cazip geliyor. Ve dolayısıyla bu ülkelerde, gelişmiş ülkelerde inşaat sektörüne iş gücü çekmek veya en akıllı öğrencileri çekmek bir zorluk olarak sıkça tekrarlanan bir neden. Sektör olarak düz işçisinden mühendisine kadar kalite kontrol mekanizmaları, bunu ben bir fırsat olarak görüyorum. Kalite kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başlaması, mesleğin başlaması derken arttırılması diyeyim, yanlış anlaşılmasın, mesleğin cazibesini arttırabilir. Türkiye için konuşuyorum. Odaların mesleği daha etkin denetlemesi, mesleki kotaların ve standartların belirlenmesi. Buradaki kota demek istediğim, üniversite sınavında inşaat mühendisliğine giren öğrenci sayısına baktığımız zaman bunun çalışması mutlaka yapılmıştır. Ne kadar inşaat mühendisliğine ihtiyacımız var, ne kadar inşaat mühendisliği mezun ediyoruz. Eğer bu ikisi arasında bir tutarlılık varsa, belki YÖK dahil olmak üzere, sadece inşaat mühendisleri odası demiyorum, YÖK dahil olmak üzere, bakanlıklar dahil edilerek bu seviyenin birbirine uyuşması. Şu anda ihtiyacın iki katı var. Şu anda ihtiyacın iki katıysa. Amerika ile yarışıyor. Amerika'nın da iki katı. Amerika'nın da iki katı. Evet. Teşekkür ederim. 11.000 mezun veriyor. Her yıl 11.000 mezun. 11.000 doktor. Tabii ki. Sorun. 11.000 doktor. Yani bu değerlere bakarsak tabii burada bir sıkıntı olacağı veya olduğu, şu an zaten olduğu apaçık ortada. Mesleğimizden üniversiteye gidip başarılı olup mezun olup fakat iş bulamayan her inşaat mühendisi aslında bir kayıp. Ülke içinde bir kayıp, meslek içinde bir kayıp. Dolayısıyla bu ikisinin yani ihtiyacın ve mezun sayısının birbirine yakın hale getirilmesi bir şekilde, yani bu sadece dediğim gibi inşaat mühendisliği odasının değil, geniş kapsamlı bir çalışmayla yapılması mesleğin yararına olacaktır. Yaşlı nüfusa baktığımız zaman bu artması beklenen, 3 katına 4 katına çıkması beklenen 65 yaş üstü nüfusa baktığımız zaman şu ana kadar pek de aslında görmeye alışık olmadığımız bir takım değişiklikler yapılması gerekiyor. Yaşlılar için tasarlanmış konut ve bakım evi ihtiyacı. Birazdan bir haber göstereceğim size. Aktif yaşamı destekleyici kentsel park ve sitelerin yapımı. Bu alanda bazı çalışmalar var. Evet, bundan 20 yıl öncesine göre Ankara'da en azından gezdiğiniz zaman
bu tür yürüyüş yolların veya egzersiz alanlarının olduğunu görüyoruz. Bunlar güzel gelişmeler fakat bunların sayısının arttırılması gerekiyor. Beklenen nüfus şu ankinin 3-4 katı fazlası ve bu kısa bir sürede gerçekleşecek. Burada sesi aşağı düşmüş, özür diliyorum, milas olacak. Demeye çalıştığım, yurt dışından resimler göstermek istemiyorum. Yani Türkiye'de zaten bunun mevcut uygulamaları var. Biz bunu yapmayı bilmiyoruz veyahut da çok üstün teknoloji, biz bunu yapamayız diye bir şey yok. Bu zaten mevcut bir şey. Çok zor, uygulaması çok zor da değil. Fakat yine sadece inşaat mühendisleri olarak değil, bunu mimarların, şehir bölge planlamacıların da dahil edilerek ortak çalışmalar yürütülmesinde ben fayda görüyorum. Yine tüketim tercihleri, kolay ulaşılabilir ve yaşlılarda sık görülen hastalıklar. Hastane konusu önemli. O yaş grubu için 18-20 yaşındayken diyeceksiniz ki ne olacak? Çünkü kim bilir en son ne zaman hastaneye gittiniz, belki aşı olmaya gittiniz bundan 10 yıl önce. Yaş ilerledikçe bu durum değişiyor. Özellikle yaşlılarda durum ciddi bir hale geliyor. Hastane tasarımında muayene odalarının dar olması, sedye veya tekerlekli sandalye ile ulaşılamaması aslında bir sorun Türkiye'de. İlginç. Yani hastane yapılıyor fakat tekerlekli sandalye ile odaya giremiyorsunuz veya sedye ile odaya giremiyorsunuz. Yani bu konuda bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu sunumu hazırlarken yaşlı dostu hastane diye bir sertifika sistemiyle karşılaştım. Ve aynı şekilde hastane oda tasarımlarında veya hastane binalarının inşaatında bunların sağlıklı genç bireyler olmadıklarını kabul edip buna göre tasarlamaların hastane tasarımının yapılması gerekmekte. Resimler belki bu slide'da. Uluslararası orada bir hata oldu galiba. Uluslararası çalışmalarda belirtilen, sıkça bahsedilen etkiler, ulaşım ağının değişen ihtiyaçları güzellenmesi, araba bağımlılığının azaltılması, insanların yürüyerek ve güvenli bir şekilde yürüyerek, yani hani bizim yapmaya alışık olduğumuz şekilde Necati Bey caddesinden karşıya umarım kimse çarpmaz diye atlaması yerine güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması. Araba bağımlılığının azaltılmasının bir yönü de hizmetlere kolay ulaşım. Bu sadece bina bazında yapılabilecek bir şey değil veya sokak bazında yapılabilecek bir şey değil. Mahalli düzenlerinde de gözden geçirilmesi gerekiyor. İnsanların yürüyerek, evden çıkıp yürüyerek istedikleri hizmetlere, bu nedir? Bakkal olabilir, postane olabilir, diğer hizmetlere ulaşılabileceği sistemlerin, yerleşimlerin geliştirilmesi. Çocuklu aile evinden daha küçük konutlara geçme isteği, bu da karşımıza çıkabilir. İlerleyen yıllarda bu 65 yaş üstü yaş grubunun sayısı arttıkça dolayısıyla insanların mevcut 3 odalı, 4 odalı konutlardan daha küçük konutlara geçme isteği de olabilir. Bu da konut tercihlerinde aslında bir takım değişiklikleri neden olabilir. Yani daha küçük konut, yani şu ana kadar hep her geçen sene baktığınız zaman TÜİK'in verilerine göre her geçen sene daha büyük konutlar yapıyoruz. Bu belki durabilir veya tersine de dönebilir ilerleyen yıllarda. Şu an için biraz erken bunu söylemek için. Deniz kıyısı tatil beldelerine taşınma isteği, ülke içi göç hareketi doğabilir. Yine çocuğunuz yoksa bu yurt dışında da sıkça görülen bir şey, gelişmekte olan ülkelerde. Yani ben Ankara'da yaşamak istemiyorum. Kışın özellikle burada kalmak istemiyorum veya yazın kalmak istemiyorum. 3 ay, 6 ay deniz kıyısı bir yerde yaşayacağım dediğin zaman şu an için çalışan kesim bunu çok yapamıyor. Çünkü günlük olarak çalışmaları gerekiyor. Çocuklar zaten yapamıyor. 65 yaş üstü grup bu hareketleri belirleyen grup. Şu anda dediğim gibi 5-6 milyon seviyesinden çok fark edilmiyor. Fakat bunu 4'e katladığımız zaman veya 5'e 6'ya katladığımız zaman ülke içinde bu tür göç hareketleri de olabilir. Yine değişik yörelerde, tatil beldelerinde veya deniz kıyısında daha fazla inşaat ve inşaat dediğim zaman sadece konut olarak bahsetmiyorum tabii ki. Yani sadece ev yapmak yetmiyor. Bunun yanında bütün altyapıyı oraya götüreceksiniz. Yollar, elektrik sistemleri, telekomünikasyon sistemleri gibisinden bütün altyapıyı da beraberinde geliştirmeniz gerekiyor. Yani şu an büyük şehirlerde toplanmış olan
gelişme ve konut, konutlaşma ve inşaatlar biraz daha dağınık bir hale gelebilir ilerleyen 10 yıllarda. Bu nüfus eğilimlerini özetledim. Bu sunumun aslında iki kısmı var. Birincisi nüfus eğilimlerini paylaşmak istedim ve bunun olası etkilerini paylaşmak istedim. İkinci olarak da kentleşme eğilimi. Yine bir dünyadan örnekler vereceğim, o perspektifi vereceğim. Sonra bir de Türkiye'de ne aşamadayız, nereye doğru gidiyoruz, nereden geldik, nereye doğru gidiyoruz diye bunu da özetlemeye çalışıp en sonunda bu iki konuyu birbirine bağlayacağım. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Brundtland Komisyonu olarak bilinir çok sıkça. 1983 yılında Birleşmiş Milletler tarafından toplandı. Yine Birleşmiş Milletler Başkanlığı'nda ilk toplantılarını yapıyorlar 1983'te. 1987 yılında Our Common Future, Ortak Geleceğimiz başlıklı bir rapor yayınlıyorlar. 1987. Bu şu ana kadar okunması çok kolay ve bence bu alandaki sürdürülebilirlik alanındaki en temel eserlerinden biridir. Bunu herkesin okumasını tavsiye ediyorum. 1987 olmasına rağmen halen daha uğraştığımız sorunlar bu raporda çok güzel bir şekilde anlatılmış. Daha o zamanda. Kentsel zorluklar başlıklı bir bölüm de var bu raporda. Paragrafı kopyalıyorum. Biraz fazla yazı var, özür diliyorum ama paragrafı olduğu gibi göstermek istedim. Yeni yüzyılın başlarına gelindiğinde insanlığın neredeyse yarısı şehirlerde yaşayacak. Yani 2000 yılına, 1987 yılında yazılıyor. 13 yıl sonrası için tahminde bulunuyorlar. 21. yüzyılın dünyası büyük ölçüde kentsel bir dünya olacak. Kırsal değil, kentsel bir dünya olacak. Sadece 65 yıl içinde gelişmekte olan ülkelerin kentsel nüfusu 10 kat artarak 100 milyondan 1 milyara ulaştı. Gelişmekte olan ülkelerde. Bu gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki birkaç yıl içinde kentsel altyapısının, hizmetlerini üretme ve yönetme kapasitesini, günümüzün çoğu zaman yetersiz olan koşullarını, şu an gördüğünüz Türkiye'deki sorunlar, bazı sorunlar sadece Türkiye'ye özgü değil. Gelişmekte olan her ülke aşağı yukarı farklı ölçeklerde benzer sorunlar yaşıyor. Bunların da bir kısmını göstereceğim. Günümüzün çoğu zaman yetersiz olan koşullarını sadece sürdürebilmek için, bu kaliteyi koruyabilmek için %65 oranında arttırması gerektiğini gösteriyor. Dünya o sırada, dünya nüfusu 4 milyar. Bu arada onu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani 4 milyarken yazılmış. Şu anda aşağı yukarı 2'ye katlanmış durumda. 7.7 milyarda. 1950 yılında kentleşme oranı dünya çapında %30 iken, 2008 yılında ilginç bir şey oluyor. İnsanlık tarihinde ilk kez nüfusun yarısından çoğu kentlerde yaşıyor. Kırsal kesime oranla kentlerde yaşıyor. Bu ilk kez oluyor tarihte. Ve gördüğünüz gibi eğilim artmaya devam ediyor. Orada durmuyor, artmaya devam ediyor. 2018-2020 yılında şu anda %50'nin üzerindeyiz, 50-55 arasındayız. Bunun neredeyse doğrusal olarak artmaya devam etmesi ve 2050 yılında, bundan 30 yıl sonra ise %70 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu dünya ortalaması. Yani 100 yıl içinde %30'dan %70'e. Bu çok büyük bir değişim. Çok büyük bir değişim. İnsanlık adına baktığınız zaman. Sunumda Apple PC uyumsuzluğundan dolayı galiba bu slide boş olarak geldi. Özür diliyorum bunun için. Burada anlatmak istediğimiz gelişmekte olan ülkelerde evet bir takım sorunlar var. Fakat sadece gelişmekte olan ülkelerdeki sorunlar değil, kentsel zorluklar gelişmiş ülkeleri de kapsıyor. Ve hatta onların da kendine has çok ciddi sorunları var. Neden? Sunumdan önce bahsediyorduk. Çimento üretiminden bahsediyorduk. Gelişmiş ülkelere bakıyoruz. Onların çimento üretimlerine bakıyoruz. Aslında onların kullandıkları teknoloji bizim kullandığımız teknolojiden daha eski. Neden? Çünkü daha önce yapılmışlar ve yenilenmemişler. Altyapı da aynı şekilde. Gelişmiş ülkeler gelişmişler çünkü onlar altyapı inşaatını önceden zaten tamamlamış, bitirmişler. Fakat yenilemeye geldiği zaman her toplum bu konuda sıkıntısı var. Ve dolayısıyla gelişmiş ülkelerdeki altyapılar sanılanın aksine mükemmel işleyen pürüzsüz sistemler değil, aslında yer yer çok ciddi sıkıntıları olan sistemler. Size bunları örnek olarak vereceğim. Bir takım hatalar, güncel kazaları aslında göstermek istiyorum.
1968'de yapımı tamamlanan baraj, ABD'deki en yüksek toprak dolgu baraj. Şubat 2017'de barajda hasar, 180 bin kişinin tahliye edilmesi. Çünkü eğer yıkılsaydı, ki yıkılmasına ramak kalmıştı, 10 metre yüksekliğinde dalgalar oluşması ve o insanların ölümüne, yaralanmasına neden olması bekleniyor. 2011 yılında baraj, 2017'de gördüğünüz gibi çökme meydana geliyor. Bundan 20 gün sonra bu halde ve nihayet durdurulduğu zaman barajın hali. Burada dikkatinizi çekmek istediğim, şurada gördükleriniz karınca değil. Bunlar birer insan. Yani boyut olarak size göstermeye çalıştım. Ve dediğim gibi 1968'de yapılıyor. 50 yıl sonra, tam olarak 50 yıl sonra barajın geldiği durum. Bir başka örnek, 1967'de inşa edilen köprü. Yine bundan aşağı yukarı 50 yıl önce tamamlanmış. 2015'te çöküyor. Ve çöktüğü zaman bir takım ciddi yapısal hatalar olduğu fark ediliyor. Şimdi bu konuda bir mühendislik çalışması yapılıyor. 4 ana başlık var. Burada 3'ünü veriyorum. Nehir yatağı dolgu malzemesiyle doldurulmuş. Yani kesip daraltılmış. Dolgu malzemesiyle doldurulmuş ve sonra üzerine gelip yolu koymuşlar, köprüyü koymuşlar. 2. Yapı dolgunun üzerinde oturuyor. Kazık veya güçlendirici yöntemler kullanılmamış. Ve 3. olarak erozyon önleyici duvar veya diğer önlemler alınmamış. Yani tabii bunu duyunca aslında benim merak ettiğim 50 yıl nasıl dayanmış dedim ben ilk olarak. Yani çünkü çok ciddi hatalar var burada. Ve fakat sonuç ortada. Ve kırılma mekanizmasına da baktığınız zaman aslında çok ilginç. Bu resmi o yüzden özellikle koydum. Buradaki parapet duruyor ve fakat yol donatılardan koparak çökmüş. Yani o da ilginç bir resim olarak dikkatimi çekti. İtalya'ya yine güncel örnek olması açısından koydum. Ağustos 2018, bir kısmınız duymamış olabilir. Köprü. Bu önceki hali gördüğünüz gibi güzel bir köprü. Fakat bu çöküşten sonra şurada bir kopukluk var. Burada yol geliyor. Burada köprünün devamı var. Ve fakat ortada olduğu gibi çöküyor. Yani bu konuda da bakabilirsiniz. İtalya gelişmiş bir ülke. Avrupa Birliği'nin bir ülkesi. 43 kişi ölüyor bu kazada. Çok üzücü. Yani inşaat mühendisliğine mesleki olarak olmaması gereken, önleyebileceği bir hata. Ve yine burada da tabii ki yapım aşamasında hatalar olduğu ortaya çıkıyor. Yani 2013 yılında ABD İnşaat Mühendisleri Odası, ASCE, American Society of Civil Engineers, bir rapor yayınlıyor. Buna Amerika'nın altyapı karnesi diyorlar. Değişik altyapıları notlandırıyorlar. Burada enerji üretimi, ulaşım, limanlar, hava yolları, barajlar, atık su vesaire gibi değişik altyapılar var. Ve verilen notlar gördüğünüz gibi çok parlak bir karne değil. Sınıfı geçip geçemeyeceği belli değil. Genel not D artı. Bunların ortalaması D artı olarak veriliyor. 2020 yılına kadar ihtiyaç duyulan tahmini yatırım 3.6 trilyon dolar. Trilyon dolar. Bir hayal edin. Trilyon dolar. Bu gerekli yatırım. Bunu düzgün bir seviyeye çıkartabilmek için. Peki sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Amerika 3.6 trilyon doları çıkartıyor hemen. Yani Amerika için bile çok korkunç bir rakam bu. Çok büyük bir miktar. Ve sonra her şeyi düzeliyor mu? Hayır. 2017 yılında yeni bir rapor hazırlanıyor. 4 yıl sonra. Bu infografik dediğimiz burada güzel olarak özetlenmiş aslında bir takım sıkıntılar. Genel not aynı. D artı. Bazı alanlarda iyileşmeler var. Bazı alanlarda aslında geriye gidilmiş. Birkaç tanesine bakarsak. Köprülere baktığımız zaman %9.1'i structurally deficient. Yani yapısal olarak hasarlı. %9'u köprülerin. Barajlara bakarsak %17'si high hazard potential. Yani hasarlı olarak ama yüksek hasarlı, yüksek derecede hasarlı olarak özetleyebiliriz. %17'si. Yani size gösterdiğim örnek çökme sadece bir barajda sınırlı değil. Bunun ilerleyen yıllarda daha fazla örneğini ne yazık ki duyabiliriz. Gibisinden diğer altyapı alanlarında da bir takım eksikler belirlenmiş. Yine bu ortak geleceğimiz raporuna geri dönersek, yani zannetmeyin ki bu altyapı sıkıntıları sadece gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen bir şey. Gelişmiş ülkelerde de onların kendine has altyapısının eskimiş olması ve yeterince yatırımın yapılmamış olmasından dolayı onların da kendine has sıkıntıları var.
Bir başka öneri, hükümetlerin kentleşme sürecine rehberlik etmesi. Göç baskısını en büyük kent merkezlerinden, Türkiye için Ankara ve İstanbul, belki İzmir'den, kırsal kesime daha bütünleşik merkezlere doğru dönüştürülmesi. Bu sadece tek başına yapılabilecek bir şey değil. Bu hedeflere karşı çalışan diğer politikaların yine bütünleşik bir sistem olarak değerlendirilmesi ve bu İstanbul-Ankara'dan göç baskısının azaltılması, hafifletilmesi, buradaki yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli bir şart. Küresel olarak baktığımızda, peki insanlar niye kırsal kesimden kente göç ediyor? Niye bırakıyorlar? Orada stres daha az, orada yaşam daha güzel gibi varsayabilirsiniz. Yiyecekler daha sağlıklı gibi düşünebilirsiniz. Fakat esasen tek bir şeye dayanıyor, iş. İş olanakları. Kırsal kesimde, dünya çapında, sadece Türkiye için değil, dünya çapında kırsal kesimdeki iş olanakları azalmakta. Son 100 yıldır bu devam eden veya 50-60 yıldır devam eden bir süreç. Türkiye'de aynı şekilde iş olanakları azalmakta. Ve dolayısıyla insanlar geçimlerini sağlayabilmek için varlığını yoklarını bırakıp kente göç ediyorlar. Bunun en önemli sebebi budur. Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme oranı hızla artmakta ve bu artışın yakın ve orta vadede devam etmesi beklenmektedir. En büyük, dünya çapındaki en büyük şehirleri listesini bulmaya çalıştım size. Aslında 20'de bırakacaktım fakat yapamadım. 21'i dahil ettim çünkü Türkiye'den tek şehir İstanbul'u listeye size göstermek istedim. Şimdi bu farklı şekillerde değerlendirilebilir. Baktığınız zaman evet, nüfus, population, nüfus tahmini. Japonya, Tokyo ve civarı 38 milyon aşağı doğru iniyor. Fakat bu sonucu farklı bir şekilde daha okuyabilirsiniz. 1. Bu listede en büyük 21 şehirde kaç tane gelişmiş ülke var? Kaç tane gelişmekte olan ülke var? 1. Bu şekilde baktığınız zaman evet, Japonya 1. Gelişmiş bir ülke. 2. Amerika, New York ve civarı. Burada ayrıca 3 ayrı eyaleti kapsamışlar. Fakat tamam, 8. sırada bir tane daha geliyor. Onun dışında 18. sırada yine Amerika'dan, bu sefer batı kıyısında, Kaliforniya'da, Los Angeles ve civarı girmiş. Onun dışındaki 18 şehir gelişmekte olan ülkelerde. Bu bir sonuç. Peki ikinci sonuç, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadece nüfusa baktığınız zaman aslında bu yanıltıcı bir sonuç. Çünkü burada alan, şehirlerin alanı, yani biz İstanbul diyoruz ve nüfusuna aşağı yukarı 14 milyon denmiş. Peki bu İstanbul'u, sadece İstanbulluları tutmayıp Kocaeli'ni ekleyelim, Düzce'yi ekleyelim gibi genişlettiğiniz zaman, hatta bütün Trakya'yı ekleyelim dediğiniz zaman bu sayı oynayabilir. Dolayısıyla bu tam bir eşit bir kıyaslama olmuyor. Burada dikkate çekmek istediğim, kilometre başına düşen kişi sayısı. Kilometre başına düşen kişi sayısına baktığınız zaman gelişmiş olan ülkelerde Japonya 4500, Amerika'da sonuncu 1700 ve buradaki 2300. Buna kıyasladığınız zaman neredeyse en düşük 3 değer gelişmiş olan ülkeler. Yani gelişmekte olan ülkeler, büyük şehirler artık 21. yüzyılda gelişmekte olan ülkelerde var ve bu eğilim devam edecek. Bu şehirler büyümeye devam edecek. Ve oradaki insan yoğunluğu, nüfus yoğunluğu çok daha fazla. Bir diğer vurgulamak istediğim şey, burada baktığınız zaman, evet burada milyonları gösteriyoruz. Diyeceksiniz ki ya peki İstanbul'da 14 milyon var, biz bu kadar sorun çekiyoruz. Mesela Hindistan'a gidiyoruz, Delhi'ye bakıyorsunuz 27 milyon, aşağı yukarı 2 katı. Ya peki Hindistan nasıl bu işi çözmüş? Delhi'de nasıl bu altyapıyı çözmüşler? Bu konut ihtiyacını, trafik sorununu nasıl çözmüşler? Bu değerler tam olarak herkesin apartmanlarda yaşadığı değil, aslında gecekonduda yaşayan, yani çarpık yapılaşma veya yasa dışı yapılaşmada yaşayan insanları da dahil eder. Bunu anlamakta fayda var. Her ülkede aslında bu yasa dışı yapılar, gecekondu, Türkçe'de gecekondu dediğimiz yapılar mevcut. Burada size Brezilya, meşhur, tamamen gecekondudan oluşan mahalleler var. Hindistan yine aynı şekilde. Büyük şehire baktığımız zaman evet, bir kısmı gerçekten hani güzel, düzgün yerlerde yaşarken gecekonduda yaşayan insan sayısı da oldukça fazla. Ve fakat burada size güncel bir isim, bu 100 yıl önce çekilmiş değil. Paris civarlarında, şehir merkezi değil tabii, Eyfel Kulesi'nin yanı değil.
Bu resimleri görmüyorsunuz filmlerde veya resimlerde. Fakat Fransa'da ve hatta Japonya'da dahi bu tür yasa dışı veya çarpık kentleşmenin olduğunu görüyoruz. Evet, oran daha düşük. Doğrudur. Fakat vardır. Sıfır değildir. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran kentsel nüfusun, yani az önce gösterdiğim nüfusun 1/3'ünü oluşturabilir. 1/3 kadar olabilir. Bu ciddi bir oran. Yani 15 milyonluk bir şehirde 5 milyonun gecekondularda yaşıyor olması demek. Peki bu ne demek? Temiz su. Burada görüyor musunuz? Kanalizasyon sistemi. Döşenmiş mi? Döşenmemiş. Peki yangın çıksa itfaiye geçebilecek mi buralardan? Hayır. Çöp toplaması aynı şekilde. Çöp kamyonları girebiliyor mu, geziyor mu? Günlük olarak çöpler toplanıyor mu? Bu yerleşimlerin çok ciddi sıkıntıları var. Ve bu hizmetlerin aşağı yukarı, yani altyapı dediğimiz sektörlerin aşağı yukarı hiçbiri girmemiş olan kısımları var. Ve inşaat mühendisi bunu 21. yüzyılda çözmek zorunda. Ve çözecek de. Birleşmiş Milletler'in başka bir raporu, Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı altında bu 2014 yılında yayınlanmış bir rapor. Dünya kentleşme tahminleri. Burada ilginç bir takım veriler ve grafikler var. Onları çok kısa özetleyeceğim size. 2014 yılında %50'den fazlası, insanlığın yarısından fazlası artık kentlerde yaşıyor. Ve bu geri dönmeyecek. Bu kariyeriniz boyunca, yine genç inşaat mühendislerine söylüyorum, kariyeriniz boyunca bu artmaya devam edecek. Yani kentlerde altyapı ihtiyacı, konut ihtiyacı, iş yeri ihtiyacı, bunlar artmaya devam edecek dünya çapında. 2050 yılındaki tahmine göre bu oranın %54'ten %66'ya çıkması beklenmektedir. Peki bu ne demek? Bu sadece %12'lik bir oran olarak düşünmeyin. Küresel kırsal nüfus şu anda yaklaşık 3.4 milyar. Afrika ve Asya kırsal nüfusun %90'ını barındırıyor. Asya ve Afrika'da da kırsal kesimden kentlere göç büyük oranda yaşanacak. Onlar geç başladılar, oyuna geç girdiler. Fakat onlarda da bu eğilimler gerçekleşecek. Ve dolayısıyla belki en büyük yatırımlar, en büyük inşaat projeleri bu iki kıtada olacak. Yani Çin, Hindistan, Asya dediğimiz zaman ve Türkiye Cumhuriyetler ve Afrika'daki birçok ülke, birçok ülke büyük altyapı projelerini gerçekleştirmek zorunda. Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi bu orana 54'ten 66'ya çıkması olarak bakmayın. Burada kentleşme oranı artıyor ve fakat dünya nüfusu da artıyor. Bugünden 2050 yılına kadar. Kentsel nüfus 1950 yılında 746 milyon, 2014 yılında 3.9 milyar. Düşün, 746 milyondan 750 milyondan aşağı yukarı 3.9 milyara çıkıyor. 2050 yılına kadar bunun 2,5 milyar kişi daha gelmesi bekleniyor. Kim yapacak bunu? 2,5 milyar kişi düşün. Küresel boyutta kente göç edecek. Bunun ihtiyaçları nelerdir? Sadece konuttan bahsetmiyoruz. Her türlü altyapının bu insanlara götürülmesi gerekmekte. Dolayısıyla bu hem Türkiye'de geçerli ve fakat dünya çapında inşaat mühendisliğinin önünde gerçekten çok büyük hedefler var başarılması gereken. Bahsettiğim grafikler 1970 yılında büyük kentlerin dağılımı baktığınız zaman evet gelişmiş ülkeler. Burada Amerika'yı görüyorsunuz birçok 1-5 milyon yeşil nokta. Avrupa aynı şekilde, Türkiye'de İstanbul ve Ankara ve Çin ve Hindistan en kalabalık iki ülke. Bu 1970. Burada gördüğünüz renkler ise o ülkedeki kentsel nüfus oranını gösteriyor. Sarılar aşağı yukarı %50, %40-60. Ve dağılımı görebiliyorsunuz. 1990 yılına geldiğimiz zaman, yani 70-1990 geldiğimiz zaman çok daha fazla sayıda şehrin 1-5 milyon kategorisine girdiğini görüyoruz. Aynı şekilde ülkelerin renklerine bakarsanız bunun koyuya doğru gittiğini de göreceksiniz. Bir sonraki resimlerde de. Bu 1990. Bir sonrakine geçersek 2014. Bu şu ankine en yakın olan durum. Şu ankine en yakın durumumuz bu. Yani bundan 20 yıl önce veya 35 yıl önce kıyasladığımız zaman büyük şehir sayısı çok ciddi oranda yine arttığını görüyoruz. Bu Türkiye için de geçerli. Şurada gördüğünüz gibi İstanbul 10 milyonu geçtiği için büyük kırmızı nokta. Ve fakat bu artık sadece Amerika, Avrupa ile sınırlı kalmamış. Birçok ülkede artık büyük diyebileceğimiz, yani 1 milyonun üzerinde nüfuslu şehirlerin olduğunu görüyoruz. Peki ilerletirsek
2030 yılında da beklenen durum bu. 2030 yılında beklenen durum bu. Asya dediğimiz daha çok Çin ve Hindistan çok büyük nüfusları dolayısıyla çok sayıda büyük şehre sahipler. Avrupa ve Amerika zaten aşağı yukarı tamamlamış durumdalar kente göç eğilimlerini. Ve yine Afrika'da da çok sayıda aslında büyük şehir bekleniyor 2030 yılında. Bu dünyadaki perspektif. Peki Türkiye'ye geri dönelim. Türkiye'ye baktığınız zaman 1960 yılında %30 olan kentleşme oranı dünya ortalamasıyla neredeyse birebir örtüşüyor. 2017 yılında %75'e ulaşmış durumda. Dünya ortalamasının üzerinde, azıcık üzerinde bir değere ulaşmış durumda. Ve neredeyse doğrusal olarak arttığını görüyoruz. Bu kentleşme oranı. Yani kırsal kesim 1960 yılında kırsal kesim %70, kentsel oran %30. 2017 yılına geldiğimiz zaman bunun tam tersi olduğunu görüyoruz. Kırsal kesim %25 kalmış, kentsel nüfus %75. Bunun etkileri biraz sunumun konusunun dışında kalıyor. O yüzden bu konuya girmeyeceğim. Fakat bu her toplumda görülen sıkıntılar. Şu an bazı çektiğimiz veya şikayetçi olduğumuz sosyal politik gelişmelerin bir kısmı hızlı kentleşmeyle doğrudan bağlantılı. Yine bu konuda da akademik yayınlar var. Bunu da sunumdan sonra konuşabiliriz. Yani küresel olarak baktığımız zaman sıkıntılarımız, aslında sıkıntılarımızın çok azı sadece Türkiye'ye has. Gelişmekte olan diğer ülkelerle paylaştığımız şeyler çok fazla. Hem iyilikler anlamında hem sıkıntılar anlamında. Bu artış gördüğünüz gibi şu an %75 seviyesinde. Fakat bunun burada durması beklenmiyor. Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Yani önce %80'e ve sonradan %80 ila %90 arasında bir seviyede sabitlemesi veya zirve yapması bekleniyor. Benim açıkçası kişisel tahminim o. %100 olan ülke sayısı çok az. Burada aslında çok bahsetmeyi planlamıyordum ama burada gördüğünüz daireler ülkeleri gösteriyor. Dairenin büyüklüğü ülkeleri gösteriyor. Bu Çin, bu Hindistan en büyük daire. Bunlar da diğer ülkeler. Dünyadaki diğer ülkeler sıralanmış. %100 olan ülke sayısı çok az ve çok küçük nüfuslu Karayip Adaları veya diğer ada ülkeleri. Zaten kırsal kesim olabilecek çok fazla bir seçenek yok. Bu tür yerlerde evet %90'ın üzerinde. Fakat büyük ülkelere baktığımız zaman, Avrupa'daki gelişmiş ülkelere dahil baktığımız zaman aslında %75'te %85, %90 arasında değiştiğini görüyoruz. Yani Türkiye'de bir miktar daha bu oran artacak. Fakat bir noktada 2030 civarında aşağı yukarı bunun artık sabitlenmesini bekliyoruz. Peki. Şimdi her ikisini birleştirmeye çalışayım. Size geçmiş verileri sundum. Bunları tartıştık. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Bundan sonra inşaat sektörüne olan etkilerine gelirsek. Artan nüfus. Nüfus artacak. Nüfus, Türkiye nüfusu artmaya devam ediyor. Şu anki 82 milyon seviyesinden ortalama tahminlere göre 93-94 milyon seviyesine, TÜİK'in yeni yaptığı çalışmaya göre 107 milyon seviyesine çıkacak. Artan nüfusla beraber inşaat mühendisliğine daha fazla ihtiyaç var. Daha fazla konu, daha fazla altyapı gibisinden ihtiyaçlarımız devam edecek. Bu orta ve kısa ve orta vadede bu bekleniyor. Yaş gruplarında fakat veriyi biraz daha derinlemesi incelediğiniz zaman yaş gruplarında öngörülen artma ve azalmanın etkileri. Bu aslında ilginç bir çalışma. Yani nüfusu bir bütün olarak bakmak yerine yaş gruplarında da ciddi farklılıklar bekleniyor. 0-14 arası yaş grubunda zirve yapması aslında tam şu anda aşağı yukarı zirve dönemindeyiz. Ve bundan sonra yavaş yavaş azalması beklenirken 65 ve üstü yaşlardaki nüfusun çok ciddi oranla artması bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda. Bunun getirdiği bazı bir takım değişiklikler var. O grubun, yaş grubunun bir takım ihtiyaçları doğacak. Ve inşaat mühendisliğinin bu projelere yönelmesi gerekecek. Artan nüfusa ek olarak artan kentleşme. Nüfus artıyor ve fakat kentleşme oranı da artıyor. Dediğim gibi şu an %75, bunun %80, %85'e çıktığını varsayarsak 82 milyonun veya 100 milyonun %10'u daha kentlere taşınacak. Dolayısıyla 10 milyon, 8 milyon, 10 milyon kişinin daha nüfus artışına ek olarak yine kentlere göç etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kentlerdeki altyapı baskısı
sürdürecek. Kendine hissettirmeyi sürdürecek. Azalması şu aşamada beklenmiyor. Artan ekonomik gelişmeyle yaşam standartlarının yükselmesi. Bu başka etken. Peki her şeyi sabitledik. Nüfus artmıyor. Yaş gruplarında değişim yok. Ve fakat yaşam standartı yükseliyor. İnsanların ekonomik gelirleri arttıkça daha fazla örnek vermek gerekirse daha büyük evlerde yaşamak isteyebilirler. Daha önce arabası olmayan bir aile araba almak isteyebilir. Peki bunun yol kapasitesine bir etkisi var veya konut kapasitesine etkisi var. Su tüketimine, elektrik tüketimine etkisi var. Dolayısıyla bu dört etkini tümüyle dikkate aldığınız zaman inşaat mühendisliğinin önünde, Türkiye için konuşuyorum, dünya olarak da böyle fakat küresel olarak da böyle ama Türkiye için baktığımız zaman çok ciddi bir takım engeller var. Engel derken çok hızlı yapılması gereken işlerimiz var. Peki nasıl yapacağız? Bunun cevabı, mesela sen vurgulamak istediğim diğer şey de bu. Alışılagelmiş ve geçmişte kullanılan yöntemlerle karşılamak mümkün değil. Diyeceksiniz ki nasıl olur? Yani biz 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır inşaatı böyle yaparız. Biz bu şekilde yaparız. Evet, önce kentler böyle başlar, gecekondular olur. Sonra yavaş yavaş bunlar şehre dahil edilir ve biz böyle yaparız. Bunu sürdürmemiz mümkün değil iki sebeple. Çevresel nedenlere baktığımız zaman dünya çapında inşaat sektörü çok büyük sektörlerden biri. Sera gazı emisyonuna baktığımız zaman hatta en büyük sektörlerden bir tanesi diyebilirim. Sadece çimento üretimi, küresel çimento üretimi küresel olarak sera gazı emisyonunun %6'sından sorumlu. %5, %6 baktığınız çalışmaya göre değişiyor. Fakat sadece çimento üretimi baktığınız zaman çok ciddi bir oran. %5, %6. Bütün küresel olarak sera gazı emisyonunda. Bunun değişmesi beklenmiyor. Bu konunun önemi ve iklim değişikliğinin önemi azalmayacak. Tam tersine önümüzdeki yıllarda artacak. Ve dolayısıyla bu da ister istemez çevresel etkenler ya kamuoyu baskısıyla, isteğiyle veya hükümetlerin, devletlerin koyduğu ek şartlar vasıtasıyla inşaat sektörünü etki edecek. Bunu ne kadar erken hazırlık yaparsak o kadar daha kolay olur geçişimiz. Aynı şekilde sadece sera gazı emisyonlarıyla sınırlı değil, zararlı madde salımı ve artan kamuoyu tepkisi kullanılan malzemelere göre bir takım tehlikeli veya toksik malzemeler olabiliyor. Bunların da olabildiğince azaltılmasını yönelik çalışmalar var. Bunlar da devam edecek. Ortaya çıkan atığın doğal ekosistemlerin taşıma kapasitesinin üstüne çıkmış olması. Bu biraz da artan nüfusla alakalı. Dünyada sadece 1 milyon insan olsaydı büyük ihtimalle şu an tartıştığımız çevresel sorunların hiçbirini tartışmayacaktık. Fakat 7.7 milyar kişi olunca artık doğal ekosistemlerin bu taşıma kapasitesinin üzerine çıkmış durumdayız. Ve o yüzden gözle görülür bir hale geliyor bu sorunlar. Aynı şekilde ekonomik etkenler. Çok hızlı bir artış var. Nüfus artıyor. Yaşam yükseliyor. Kentleşme oranı yükseliyor. Artan ihtiyaç ve fakat daralan bütçeler her ülkede. Türkiye'de de, gelişmekte olan ülkelerde de. İnşaatların daha az maliyetlerle çözümlerle daha hızlı tamamlanması gerekiyor. Eskiden olduğu kadar, evet ben bu inşaatı yaparım, %5, %10, neyse %3 atık üretirim ve bu işleyişin bir doğal bir parçasıdır olarak kabul edilirken artık bu oranlara biraz daha dikkatli bakmamız ve bunları olabildiğince kısmamız gerekiyor. Malzeme seçiminde yine benzer şekilde daha ekonomik çözümler, özellikle bu kırsaldan kente göç eden kesim için sadece lüks konut inşaatı değil, tam tersine dar kesimli insanlar için de ve küresel boyutta milyarlarca insandan bahsediyoruz. Daha ekonomik, daha az maliyetli çözümlerle bu hem altyapının hem konutların sağlanması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum bu konuda. Malzemeleri ve kaynakları daha verimli kullanmak. Malzeme ve fakat kaynak dediğimiz zaman hem bilgi birikimini hem zamanı daha verimli kullanmak anlamında kullanıyorum bunu. Yapım yönetim tekniklerinin proje süresince etkin kullanımı. Bu alanda daha ilerlemeye ihtiyacımız var. Yeni ve daha verimli malzemelerin takip ve hızlı uygulanması. Yani üniversitede veya bir ülkede yeni bir malzeme keşfediliyor, piyasaya sürülüyor.
bunun uygulamaya geçmesi inşaat sektörü için çok uzun. Elektronik sektörüne kıyasladığınız zaman, en son cep telefonuna baktığınız zaman büyük firmalar her sene yeni bir model çıkarıyor. Nasıl yapıyorlar bunu? İnşaat sektörüne baktığımız zaman değişim oranı nedir? Bu araştırmadan bir artması ve iki araştırmanın uygulamaya geçen süresinin kısaltılması gerekmekte. Teknolojinin inşaat süresince daha etkin kullanımı, bu dört boyutlu tasarım veya zamanı tasarımın içine sokan Building Information Modeling gibi tekniklerin daha fazla kullanılması. Prefabrik modüler bileşenlerin veya seri üretim elemanlarının kullanılması. Bu alanda da bir takım yenilikler var. Esasen fabrikalarda, seri üretim fabrikalardan çıkan ve fakat bunu inşaat alanında da kullanmaya başlayan bir takım yenilikler var. Belki bir kısmınız görmüştür. Çin'de bunun videoları var, internetten bulabilirsiniz. İşte 20 katlı, 37 katlı bir binayı işte nasıl bir ayda tamamlarsınız gibisinden veya 48 saat içinde tamamlarsınız gibisinden videolar var. Bunun cevabı bir, çok sıkı yapım yönetim teknikleri, her şeyin planlanması, zamana bağlı planlanması ve en önemlisi prefabrik modüler bileşenlerin. Yani şantiyede imalattan her şeyin zaten imal edilip şantiyeye getirip bağlantıların yapılması şeklinde. Tabii ki bütün inşaatlar buna döndürülemez. Amacım o değil. Fakat bunların gerekli yerlerde kullanılması hem ekonomik çözümler sağlayacaktır hem de verimlilik açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Esas gereklilik, bütün bunların ortak paydası, inşaat mühendisinin bilgiyi projenin her aşamasında daha verimli kullanması. Biz bunu böyle yaptık, bina böyle yapılır, tamam. Fakat ilerleyen yıllarda bunu artık böyle sürdüremeyeceğiz. Bunu sürdüren firmalar yarışta geri kalabilir. Hem ülke içinde bu değişim hızına ayak uyduramayan firmalar hem ulusal olarak hem de küresel rekabette geri kalabilirler. Aynı şekilde çevresel etki dediğimiz zaman aslında benim bu konuyla haşır neşir olmamın bir etkeni de bu. Doktora sırasında bu konularla tanışmamın sebebi. Çevresel etkilere baktığımız zaman çevresel etkilerin azaltılması çoğu zaman beraberinde ekonomik katkılar da sağlamaktadır. Bu çok ilginç. Yani çevre ve ekonomi arasında bir tercih yapmak zorunda olmamanız gerek. Eğer ciddi ve güzel bir mühendislik çalışması yapıldıysa. Bu tür etkilerin azaltılması aynı zamanda ekonomik olarak da katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla bunların belirlenmesi, bu yararların belirlenmesi ve ilk olarak uygulamaya geçmesi yararlı olacaktır. Sadece inşaat aşaması değil, kullanım aşamasını da dikkate alarak karar verilmesi. Bu yine benim doktora konum açıkçası. Yaşam döngüsü çalışmaları, yaşam döngüsü değerlendirmesi olarak Türkçe'ye geçti. Yaşam döngüsü bakış açısı olarak ben diyorum. Sadece çevresel bakış açısı değil, ekonomik olarak da bunu düşünebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, yol yapıyorsunuz, asfalt yol yaptınız. Tamam, çok güzel, kullanım açtınız. Kaç yılda biz asfalt yollarımızı değiştiriyoruz? Ne kadar sürüyor? Baktığınız zaman literatürde bunu 20 yıl kullanabilirsin diyor. Peki biz 20 yıl kullanıyor muyuz asfalt yollarımızı? 10 sayı. Çünkü yani konuştuğum şeylerde 5 yıl, 4-5 yıl. Peki o zaman bunun alternatiflerini değerlendirirken eğer ben her 5 yılda bu asfalt yolu yenileyeceksem bunun yaşam döngüsü değerlendirmesi maliyeti nedir? Sadece ilk yapım maliyeti değil. Bunun bakım maliyeti var. Ben bunu 20 yıl varsaymışım fakat gerçekte 5 yılda bir değiştiriyorum. O zaman 20 yıl içinde bu yolu 4 kere yenileyeceğim demek ben. Dolayısıyla bu yaşam döngüsü yani sadece bugün değil önümüzdeki yılları da değerlendirdiğiniz zaman o ürünün binada olabilir, altyapıda olabilir, gerçek maliyetini veya gerçek çevresel etkisini belirleyebiliyorsunuz. Aslında benim bu konularla başlamamın şeyi budur, bu konu. Aynı şekilde altyapı varlık yönetimi dediğimiz altyapıların fon eksikliğinden dolayı çürümeye bir nevi terk edilmesi değil, bunların uzun yıllar kullanılabilmesi, 50 yıl, 100 yıl kullanılabilmesi için gerekli bakımının yapılması için ve bunun planlı bir şekilde yapılması için bu asset management dediğimiz bir konu ilerlemesi gerekmekte. Bu konuda da şu anda aslında bir çalışma yürütüyoruz, bir proje yürütüyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.
Sorularınız varsa tartışabiliriz. Buyurun. Hocam şimdi Avrupa'da pek kullanmadım ama televizyondan gördüğüm kadarıyla Amerika'da genelde müstakil evlerde yaşıyorlar. New York'ta nüfus fazla fakat metrekareye düşen insan sayısı az. Evet. Çünkü uydu görüntülerinden baktığımda Google Earth'te şehrin dışında banyolarda müstakil evlerde yaşıyorlar. Evet. İngiltere'de keza öyle. İngiltere'de evet. Da görüyorum. Almanya'da yine 4-5 katlı apartmanlarda müstakil değilse. Hı hı. Biz Türkiye'de her ilçelere bir gökdelen yapıyoruz artık. Müstakil evde yaşamakla asansörlü gökdelenlerde yaşamak arasında nasıl bir fark var? Avrupalılar, Amerikalılar gökdelende insan yaşatamıyorlar mı? Teknolojileri mi yetmiyor? Biz onlardan daha mı ileriyiz bu konuda? Peki. Teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Burada Amerika ve dünyanın geri kalanı olarak ayıracağım. Yine bu konuda da bir makale yaptık. Amerika'da hemen onu söyleyeyim %70. Müstakil evde yaşayan nüfus oranı %70. Bu şu anki en güncel verilere dayalı. Diyeceksiniz ki ya peki onlar niye öyle yapıyor da biz burada Avrupa'da, Türkiye'de veya dünyanın diğer ülkelerinde biz niye 4-5 katlı veya gökdelenlerde yaşıyoruz? Bunun sebebi aslında Amerika'ya has bir takım politikaların zaman içinde bundan 50 yıl, 60 yıl önce verilmiş olması. Öyle yaşamak daha iyidir, daha kötüdür demeyeceğim. Yani bunun içinde kültürel nedenler de var, sosyal nedenler de var. Bu çok geniş kapsamlı bir soru. Kısaca özetliyorum o yüzden kusura bakmayın. Yani çok çok değişik etkenli bir soru. Ve özet olarak farklı yaşıyorlar, evet. Öyle olmalı mıyız? Açıkçası hayır. Çünkü onlara baktığınız zaman çevresel olarak cevap verecek olursak çevresel etki çok daha fazla oluyor. Müstakil, herkesin müstakil evlerde yaşadığı bir toplumda çevresel etki çok daha fazla oluyor. Çünkü herkes arabaya bağımlı. Toplu taşım işletemiyorsunuz. Herkesin müstakil evde oturduğu yerlerde toplu taşım işlemiyor. Otobüs zaten yani halkın desteğiyle veya belediyelerin desteğiyle ayakta kalıyor. Bakıyorsunuz sabah bir tane, akşam bir tane. Dolayısıyla toplu taşım olmuyor. Ve Amerika'nın çok az şehrinde vardır toplu taşıma. Gerçekten yani bizim büyük şehirlerde, Ankara'da, İstanbul'da veya Türkiye'de alıştığımız toplu taşıma sistemi çok az şehirde vardır. New York istisna. Yani çevresel etkileri var, ekonomik etkileri var ve fakat niye öyle yapıyorlar? Yani bu dediğim gibi sosyal nedenleri var, kültürel nedenleri var, politik nedenleri var. O konuya başka bir sunum olur. Yani onu şu anda pek şey yapmak istemiyorum, girmek istemiyorum. Başka soru? Buyurun. 65 yaş üstü birey sayısında bir artış diyorsunuz. Hı hı. Benim aklıma ilk gelen soru sağlık sektörü, sağlık ihtiyacı olacak. Ve şu an yapılan devlet hastaneleri, hastaneleri tek bir araya toplama projesinin amacı nedir? Ne amaçlanarak yapılıyor bu? Evet. Şimdi orada bir slide atladım. O yine tutarsızlık. Yani benim bilgisayarımda çalışıyordu, PC'de çalışmadı. Keşke gösterebilseydim. Yani planı nedir, amacı nedir? Ben de sizin kadar biliyorum diyeyim. O konuda yani uzmanım demeyeceğim. Fakat doğru mudur? Yani burada tartıştığımız şeylere cevap verecek mi derseniz ciddi şüphelerim var. Yani yapılması peki tamam artık yapıldı. Fakat özellikle 65 yaş üstü grup için ulaşılabilir olması gerek. Ve tam teşekküllü hastaneden ziyade daha küçük fakat bu yaş grubunun sık karşılaşan hastalıklarına yönelik merkezlerin kurulması gerekiyor. Diğer ülkelerde de bunların örnekleri var. Geriatri bölümlerin veya işte diyabet gibi hani bir takım sık görülen hastalıkların sadece o alanlara özelleşmiş yapıların, hastanelerin ve fakat yaşlı dediğimiz 65 yaş üstü grubunun kolay erişebileceği, kolay randevu alabileceği, hızlı gidebileceği kurumların yapılması hastane şehirlerinden ben daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu alanda henüz çok bir çalışma olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Buyurun. Kent nüfusu kapsamı iller, yani Türkiye sistemi, evet. İller, ilçeler son mu? Yani ve ilçeleri mi kapsıyor kent nüfusu kapsamı? İl ve ilçeler, evet. Yani diğer şey küçük kasabalar vesaire onlar tabii ki... Hayır, evet dışında bildiğim kadarıyla, evet. Yani Kırşehir'in bir
küçük bir ilçesi de bu şeyde midir? Kent nüfusuna dair anlamında mı? Kırşehir'in küçük yani, bir kasabası Kırşehir nüfusuna... Değil de, ilçesi değil mesela. Ha. Yani. Küçük bir ilçesi ona dahil midir? Yanlış bir şey söylemek istemiyorum aslında. Ona gidip bakmam lazım. Değişik çalışmalarda çok değişik oluyor. İlçeler var. Yani 5 bin, 10 bin nüfuslu ilçeler var. Bu da kent nüfusuna dahil mi düşünüyorum? %70 derken de şu an %70 kentsel nüfus. Türkiye'de, evet. Evet. %30 da kırsal. Evet. Onun ayrımı... Yani kırsal kesim dediğimiz zaman bu küçük ilçeler... ilçelerin de kent nüfusu olarak değerlendirileceğini ben tahmin ederim. Yani Kırşehir merkeze bağlanmamış olsa bile kentsel nüfus olarak düşünüldüğünü ben tahmin ediyorum. İş sonunda tabii. Bu slaytlarda esas gereklilik inşaat mühendisliğinin bilgiyi projenin her aşamasında daha verimli kullanması ve kararların bu temele oturtulması evet. Bir şey var. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Kapsamı. İçimden geçen şuydu, söylemek istediğim şuydu. İnşaat mühendisliğine baktığınız zaman çok güzel bir mesleğimiz var, çok önemli bir mesleğimiz var. Halen var. Çok mesleğimi seviyorum, önemli bir meslek. Şunu söylemek istiyordum. Yani konut inşaatına baktığınız zaman artık bazı şeyler çok basitleştirilmiş mi diyeyim, basit görülüyor mu diyeyim. Yani bir kalfanın yapacağı iş bizim yapacağımız iş olmamalı. Yani biz gerçek mühendisliği uygulamalıyız demek istiyorum. Bilgi derken bunu kastediyorum. Yani başka meslek gruplarının ve hatta inşaat sektöründe çalışan mühendis olmayan kişilerin yapamayacağı şeylere biz yoğunlaşmalı ve bunu yapmalıyız ve bunu eğitmeliyiz derslerimizde, sınıflarımızda. Bilgi derken aslında söylemek istediğim buydu. Yani yeni teknikler, daha verimi arttıracak yöntemler. Yani evet, özet olarak buydu. Bilmem anlatabildim mi? Tamam. Katılıyorum. Ara eleman, evet. O konuda da, evet. Evet. Ona da katılıyorum. Enerjiyle ilgili bir çalışmanızı anlatayım. Enerji, tabii ki bu kentleşme arttıkça enerji ihtiyacı da çok doğru. Artacak. Var. Müthiş oldu. Şu an var. Yani bir hatta aktif bir proje var o konuda. Binalardaki enerji tüketimine yönelik TÜBİTAK'tan bir proje var. Şu an yürütüyorum onu. Belki önümüzdeki sene bakalım. Projeyi sonuçlandırırsam ayrı bir sunum olarak da o da olabilir. Ama dediğiniz doğru, artıyor. Artmış ve artması da devam edecek. Evet. Ve işte buna yönelik proje de o. Yani ne yapabiliriz? Hani verimi nasıl arttıracağız kısa dönemde? Ne yapılması gerek ki bu artış devam etmesin? Çünkü çok ciddi bir oran. Türkiye için baktığımız zaman enerji ithal eden bir ülke için bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor. Buyurun. Hocam ben altyapıyla ilgili bir soru soracaktım. Tabii. Slide'da mesela Amerika'dan örnek verdim. Altyapıda sıkıntı var falan diye. Hı-hı. Yani Türkiye'de de genel olarak zaten en büyük sıkıntı bence altyapı. Hı-hı. Örneğin mesela New York'taki veya Amerika'da Chicago'daki mesela bu altyapıyı getirip en küçük veya yani Kızılay'da mesela bu tarafta uygulama şansımız var mı? Yoksa ya da yeni oluşturacak kentlerde mi uygulama şansımız var? New York'taki veya Chicago'daki altyapıyı getirmek derken ne kastediyorsun? Biraz daha açabilir misin onu? Yani Birincisi benim gözlemim açıkçası getirmek ister misin diye biri bana sorarsa açıkçası ben getirmek istemem. Bunu söyleyeyim. Çünkü şu anki hali gidip görürseniz yani bizim metro ve Ankara sistemimiz New York'un metro sisteminden daha iyi işlediğini düşünüyorum açıkçası. Bunun sebebi de onlar bunu 100 yıl önce yapmışlar bu yatırımı ve o zamandan beri kullanıyorlar. Biz daha yeni yaptık. Dolayısıyla bu teknolojik ilerleme ve bu tekniklerdeki ilerlemeleri yani onlar deneyerek öğrenmişler. Biz onların hatalarından açıkçası öğrenmişiz. Dolayısıyla bu konuda bir avantajımız var gelişmekte olan ülkeler.
gelişmiş olan ülkelerin hatalarından ders alabilir. Eğer ders alırlarsa tabii ki. Aynı, o da doğru, evet. Yani aynı hataları tekrarlarsınız tabii, o zaman hiçbir anlamı yok. Siz buldunuz diye söylüyor musunuz hocam? Yani New York'ta her 15-20 dakikada bir araç kanalizasyondaki gazı boşaltmak için dolaşır. Aha. Yani patlayacak bir bomba gibi. Yani doğru. Alt yapısı çok, o şehir, o nüfus yoğunluğuna göre yaşayan yerde toplananlara göre yani pek örnek alınacak bir şey değil. Değil, katılıyorum. Yani örnekler çoğaltılabilir. Hani bunu yani Amerika üzerine bu sunum özellikle onları çıkarttım. Hani vardı slaytlar, yaptığım çalışmalar, makaleler var. Şunu örnek vereyim. Mesela tren hattı var. Banliyö treni diyebiliriz. Bu New York ve Connecticut arasında işte aşağı yukarı 100 kilometre, 110 kilometrelik bir mesafe var. Çok eski bir sistem. 100 yıllık bir sistem. 4 tane açılır köprü var. Açılan köprü. Çünkü altında işte askeri nedenlerle gemiler geçecek diye açılması gerekiyor. Köprülerin ortalama yaşı yanlış hatırlamıyorsam 108-109 yıl. 4 köprü için. Ve fakat baktığınız zaman her 10 açılmadan birinde hata veriyor. Yani hata vermesi demek sistem boyunca bütün trenlerin durdurulması en az 2 saat sürüyor ve daha fazla da sürebiliyor. Tamir işleminin tamamlanması, sistemin durması demek. Yani altyapı, hani bunu vurgulamak istiyorum. Gelişmiş ülkelerde, özellikle yani Amerika için konuşacağım, orada mükemmel işleyen bir sistem var. Bizimki çok kötü, biz hiçbir şey yapamıyoruz. Yanılgısını lütfen düşmeyin. Özellikle genç mühendislere söylüyorum. Buradaki sistem çok iyi de demek istemiyorum. Evet, hatalar var. Hepimiz görüyoruz sokağa çıktığımızda. Daha iyi gidebilir ve gidecektir de. Karamsar olmayın. Karamsar olmayın. Buyurun. 50-60 yıl önce yapılmış yapılar bugün ihtiyaca cevap veremiyor, ömrünü tamamlamış. Mesela yolların kısaltılması söz konusu, köprülerin yenilenmesi, limanların yenilenmesi, doğru. Bunlar da işaretlerini seçimli gelecekte. Doğru, doğru. Dediğiniz doğru. Yani bir taraftan yeni altyapı yaparken, yenilenmesi var. Bir taraftan yeni altyapı genişletirken, aynı zamanda ömrünü doldurmuş altyapıların da evet yenilenme süreleri geliyor. Dolayısıyla bu da önümüzdeki yıllarda daha sık duyacağımız, daha sık karşılaşacağımız bir ihtiyaç olacak sektörel olarak. Buyurun. Güzel de sanayi de, Türkiye'de bir sanayi de inşaat sektörüne göre bir gelişme göstermemiş. Geride kalıyor. Bu acele bu inşaat sektöründe bir tıkanır kalır sanayi olmayı. Yani dışarıdan hep görmez imkan var. Yani şu anda olduğu gibi. Yani şu anda mesela büyük bir sıkıntı, ekonomik sıkıntıya girdi. Sanayi yatırımımız yok. Doğru. Dolayısıyla şehirlerde daha fazla yeri taşınamaz. Yani şu andaki sıkıntının bir nedeni de yani ekonomistlerin ifadesine göre bütün yumurtaların tek sepeti, inşaat sepetine doğrulması. Doğru. Yani çok doğru bir politik olduğunu ben de düşünmüyorum. Haklısınız. Ve inşaat sektöründeki en ufak bir yavaşlama veya durgunluk tabii bütün ekonomi boyutunda yapılıyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yani bir taraftan da bu var. İnşaat sektörü evet şu an bir sıkıntıya girmiş olabilir. Doğrudur. Fakat inşaat sektörünü sadece büyük şehirlerdeki lüks konut olarak düşünmemek gerek aynı zamanda. Yani talebin üzerinde lüks konut yapılmıştır. Bunu satamıyorlardır. Bu hata yapan müteahhit firmalar batabilir. Aşağı gideceklerdir. Bu olacak. Yani bu ekonomik sistemin bir parçası. Bir takım hatalar yapılmıştır. Evet yani bunun bedeli ödenecek. Fakat inşaat sektörü olarak yapılması gereken, yani Türkiye'nin daha yapması gereken çok şey var. Bunu yapmak zorundayız ve yapacağız da. Kim gelirse gelsin, hangi hükümet gelirse gelsin, size gösterdiğim grafikler Türkiye için nüfus ve kentleşme oranı. Kaç tane hükümet değişti orada bir düşünün. Ve neredeyse doğrusal olarak oluyor bunlar. Artışlar. Hocam bu dedikleriniz doğru ama bütün bunun finansmanını Amerika veriyor bize diyebiliriz. Yani dışarıdan alıyor da ben Amerika sembolik olarak Amerika burada anlıyorum. 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 Yani bu konutlar şunlar bunlar bizim değil yani. Anlıyorum. Mesela 1980'lerde Amerika'da ben oradaydım. İnşaat mühendisi sayısı gitgide azalıyordu. Çünkü ülke yeteri kadar gelişti. Artık inşaat mühendisine gerek kalmayacak. Türkiye'de de aynı şey yaşanıyor. Yani inşaat mühendisi daha ilkel ülkeler, Afrika'ya gitmesi lazım.
biz sayıyı arttırıyor inşaat mühendisliğinde. Bu akıllıca bir politika değil. Çünkü ülke gelişiyor artık. İnşaat mühendisliği değil, daha teknolojik, daha eğitilmiş kişilere ihtiyaç var. İnşaat mühendisi 1950 yılındaki adam. 2021'e gidiyoruz artık yani. Kendimizi aldatıyoruz inşaat. Bir süre daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani odadaki mühendis adaylarını karamsarla itmeyelim. Gerçeği söyleyelim. Tamam. Anlasınlar. Katın. Ya da Afrika'ya gidip iş bulsunlar. Türkiye'de iş yok. Bundan sonra da olmayacak. Küresel yani, olarak. Mesela ben örnek vereyim. Evet. 1980'de ben 5000 dolardan aşağı çalışmazdım. Şimdi 5000 ne kişi bulmak? Dediğiniz doğru. Yani bir taraftan Türk müteahhit firmaları son yıllarda yurt dışında işler almaya başladılar ve Türk mühendisler bunlar vasıtasıyla yurt dışına gitmeye başladı. Bu azalmayacak. Yani bu tam tersine artacak ve artması da gerek. Çünkü ülke içi, özellikle bu verdiğin sayılardan sonra ülke içi inşaat mühendisi ihtiyacı şu an yani mezun sayımızı kıyasladığınız zaman az sayıda. Dolayısıyla bu fark dışarıya açılmamız gerekiyor. Peki dışarıda nasıl başarılı olacağız? Vallahi çok zor. Niye diyeceksin? Kolay demiyorum. Mesela Kore, Çin, adam askerlik yapma diyor. Git inşaat firmasında parasız çalıştırıyor. Adam parasız çalıştırıyor mühendisi orada. Maaşsız çalıştırıyor. Hı-hı. Askerlik yapmıyor. Hı-hı. Veya hapiste düşmüş adamı alıyor, götürüyor, parasız çalıştırıyor. Biz bundan mesela devam edeceğiz. Adam 50 dolara çalışıyor ayda mühendis. Doğru. Bizim mühendis çalışıyor ayda 3000 dolar. Doğru. Yani orada da durum kötüleşiyor. Onun için mühendisler yeniden organize edilmeli dediğim gibi. Yeni teknikler, yeni teknolojiler gelmiyor. %100 katılıyorum. Hala 1950 yılını haklısınız. Öğretirsek herkes işsiz kalır. Haklısınız. Doğru. Kesinlikle. Vurgulamak istediğim şey buydu. Evet. Bu, yani biz böyle yaptık, böyle devam ederiz, aç kalırız. Aç kalırız. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben mesela hayatımda kendimi 4 kez yeniledim, şimdi bir kere daha yeniliyorum 60 yılında. Gençler de bunu bilmeli yani. Doğru. O konuda katılıyorum size. O konuda katılıyorum. Çöpe atsın. Doğru. Doğru. Zaten sistem biraz yani buna itiyor. Bunun şeyi bu. Bunu söyleyelim de işte. Doğru. Hocam bir şey, bu şimdi yapı malzemesiyle ilgili, siz dünyayı takip ediyorsunuz. Yapı malzemesiyle ilgili yeni bir gelişme var mı? Biz beton almayı çakılı. Tabii dünyada öyle. Hı hı. Özellikle Türkiye'de hani ahşap ve çelik de çok tabii az. Evet. Betonarme haricinde bir yapı, üst yapı, yapı malzemesi var. Yani o açıdan baktığınız zaman aslında hani çok bir alternatif yok. Yani saydığınız gibi evet ahşap olabilir, çelik yapı olabilir, beton olabilir. Yani bir dördüncüsü henüz şu an yok. Fakat bunların içinde tabii ki çok ciddi araştırmalar, ilerlemeler var. Yani 50 yıl öncesinin beton üretimiyle bugünün beton üretimi aynı değil. Seçenekler çok fazla. Ve bunların bilinmesi gerekiyor. Yani ihtiyaca göre daha ekonomik çözümler bulmak mümkün. Yani var. O alanda ilerleme var. Hiç yok değil. Yani betonu bile çok ciddi farklılıklar var. Hani bunların 50 yıl önceki bilgiyle bugün kıyasladığınız zaman. Her alanda. Çimento alanında, agriga alanında, üretim aşamasında, karışım aşamasında, dökme aşamasında. Yani şey, çok girmek istemiyorum ama. Kendi içinde gelişme var. Yani saydığınız ana malzemelerini bildiğim kadarıyla yani bir dördüncü seçenek, hani binaları bundan yapalım diye bir şey yok. Yani esas malzeme başlığı olarak hala bu saydıklarınızda. Evet, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Bir de kalitesini vermek istiyorum ben. Peki, çok teşekkür ederim. Tamam.